arkadaşlar. Unsur Education Agency'den ben Ayça. Bugün Türkiye'de eğitim ile ilgili siz değerli öğrencilerimizden bize gelen soruları cevaplayacağız. Hadi başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Lise denklik belgesi nedir? Yurt dışındaki liselerden alınan diplomaların veya lise bitirme belgelerinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumları tarafından lise eğitim düzeyindeki başarı açısından eş değerliğinin belirlenmesidir. Öğrencilerimizin işlemler sırasında zorlandığı konuların başında denklik mevzusu gelmektedir. Üniversiteye kesin kayıt yaptırınca, üniversite öğrenciden belirli bir zaman içerisinde lise denkliğini getirmesini ister. Çoğu üniversite bu konuda öğrencilerden kayıt sırasında taahhütname ister. Derslere başlayan ve denklik sürecinin karışıklığı yüzünden bazı öğrencilerimiz denklik belgesi işlemlerini erteler veya unutur. Denklik belgesi en az üniversiteye kayıt kadar önemlidir. Çünkü öğrenci denklik belgelerini almadığı takdirde Eğitim Bakanlığı öğrencinin lise veya ortaokul eğitimini tanımaz. Öğrenci bu durumda üniversiteye başlamış, hatta bitirmiş dahi olsa eğitimi geçersiz sayılır. Denklik işlemleriyle ilgilenen ekibimiz, öğrenci yerine belgeleri hazırlayıp tercüme ve noter işlemlerini tamamlar ve bakanlıktan randevu alırlar. Denklik işlemlerinin çeşitli prosedürleri olduğu için randevu zamanında öğrenciyi yalnız bırakmayıp öğrenciyle randevuya gelir ve tüm işlemlerin kolayca yapılmasını sağlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Kısaca TRYÖS, Uluslararası Öğrencilere Yönelik Üniversite Giriş Sınavı nedir? TRYÖS, uzun ismiyle Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Üçüncü soruya geçmek istiyorum. TRYÖS'e kaç kez girebilirim? Şu an devletin açıkladığı senede 2 tane YÖS sınavı hakkı vardır. Bunların 2 tanesine de girebilirsiniz. Peki TRYÖS sınavı ne zamana kadar geçerli? TRYÖS'ün geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 yıldır. TRYÖS ve YÖS hangi dillerdedir? Türkiye'ye daha fazla uluslararası öğrenci çekmek için uygulanacak TRYÖS, Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 6 dilde gerçekleştirilecektir. Sınavlara kimler başvurabilir? Sınava başvuracak adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla Türkiye'de ön lisans ve lisans programlarını öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrılmış mavi kartlı adaylar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan almış olan adaylar, orta öğreniminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk liseleri hariç, Türkiye dışındaki herhangi bir ülkede tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya uyruğundan bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti olan çifte vatandaş adayları, TRYÖS'e başvurulara kabul edilecektir. Üniversitenin eğitim süresini uzatma durumunda oturum izni alabilir miyim? Öğrencinin normal öğrenim süresinde mezun olamaması halinde oturma izni azami öğrenim süresini aşmamak üzere en fazla yıllık sürelerle uzatılabilir. Özel üniversite başvuruları için gerekli olan belgeler nelerdir? Başvuru için gerekli belgeler, pasaport, kişisel fotoğraf, lise not dökümü, eğer mezun olmuşsanız lise diploması, bazı gerekli kişisel bilgiler ilk başvuru süreciniz için yeterli olur. Başvuru ve kabul adımları nedir? Özel üniversite başvuru evrakları, bir adet fotoğrafınız, transkript yani lise notlarınızın fotokopisi, pasaport fotokopisi ve tarafınıza göndereceğimiz kayıt form evraklarıdır. Bu evrakları bize yolladıktan sonra takribi olarak bir hafta içinde üniversiteden şartlı kabul mektubu alacaksınız. Şartlı kabul mektubunuzu aldıktan sonra kesin kaydınızı yaptırmak istiyorsanız aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir. Şartlı kabul mektubunuzda yazan ön ödemenizi üniversiteye göndermeniz gerekir. Bu ödeme sonrasında üniversiteye kaydınız yapılacak ve kesin kabul mektubunuzu alacaksınız. Bu mektupla beraber vize işlemlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Ön başvuru yapmak için liseden mezun olmanız gerekmemektedir. Fakat kesin kabul için belirlenen süre içinde orijinal evraklarınızla beraber üniversiteye gidip kayıt aşamasını tamamlamanız gerekmektedir.
Ekonomik anlamda Türkiye, uluslararası öğrenciler için uygun mudur? Avrupa ve Amerika'daki diğer batılı ülkelerde, özellikle de eğitim düzeyi yüksek olanlarla karşılaştırıldığında Türkiye, yaşaması en uygun fiyatlı ülkelerden birisidir. Uluslararası öğrenciler için finansal güvenlik çok önemlidir. Dolayısıyla düşük yaşam maliyeti sayesinde Türkiye'deki eğitimlerine daha fazla odaklanabilirler. Türkiye, yurt dışındaki diğer birçok ülkelerdeki eğitim masraflarıyla karşılaştırıldığında nispeten düşük bir yaşam maliyeti sunmaktadır. Uygun yaşam maliyeti, öğrencilerin harcamalarını etkili bir şekilde yönetmelerine ve konforlu bir öğrenci yaşamanın tadını çıkarmalarına olanak tanır. Bir öğrencinin ortalama tüm aylık masraf giderleri $350 diyebiliriz. Türkçe bilmeden Türkiye'de okuyabilir miyim? Türkiye'deki bazı üniversitelerde eğitim dili İngilizce iken çoğu üniversite ana eğitim dili olarak Türkçe'yi tercih eder. Pek çok akademik programa kabul açısından Türkçe dil yeterliliği ön koşul olsa da üniversitelere Türkçe bilmeden de kabul edilebiliyorsunuz. Türkiye'de üniversite eğitimi sırasında çalışabilir miyim? Öğrencilik hayatınızda çalışma planınız varsa öncelikle bilmeniz gereken şey öğrenci ikamet izninizin çalışma iznini kapsamadığıdır. Bu nedenle eğitiminiz sırasında çalışmak istiyorsanız öncelikle çalışma izni almanız gerekecektir. Veya üniversitenizde yarı zamanlı çalışma fırsatları varsa bunları da değerlendirebilirsiniz. Türkiye'de mezuniyet sonrası iş imkanları nasıldır? Türk üniversitelerinden mezun olduktan sonra geniş iş fırsatları vardır. Türkiye, çeşitli alanlardan mezunlara birçok iş fırsatı sunan dinamik ve çok yönlü bir iş gücü piyasasına sahiptir. Türkiye'deki en popüler alanlardan bazıları bilişim, mühendislik, mimarlık, finans, ticaret, dil bilimi, sağlık ve tıptır. Çoğu özel firma yabancı dil yetersizliğinden dolayı yabancı çalışan istihdam etmektedir. Türkiye'de hazırlık sınıfı okumadan üniversiteye nasıl başlayabilirim? Eğer öğrenci İngilizce eğitim almak istiyorsa TOEFL veya IELTS sınavlarından okulun belirlediği puanları almak zorundadır. Bu puanlar olmazsa okulun sene başında yaptığı muafiyet sınavından başarılı olma durumunda yine İngilizce hazırlık sınavından muaf olur. Yoksa bir sene hazırlık eğitimi almak zorundadır. Aynı şeyler Türkçe eğitimi almak isteyen öğrenciler için de geçerlidir. Öğrenci ya TÖMER belgesi almak zorunda veya hazırlık sınavından iyi bir puan almak zorundadır. Yurt dışında bir üniversitede bir yıl geçirdikten sonra bir yıl sonra Türkiye'de üniversiteye devam edebilir miyim? Evet. Eğitiminizi Türk üniversitelerinde tamamlayabilirsiniz. Öğrenimize başlamak ve devam etmek için üniversitede okuduğunuz konuları yani üniversitenizle eşitlemeniz gerekmektedir. Erken kayıt fırsatı nedir? Daha öncesinde de belirttiğimiz gibi Türkiye, uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilen bir ülkedir. Bu sebeple üniversitelerde kontenjan problemi de olmaktadır. Özellikle de tıp, diş, eczacılık, mühendislik gibi çok tercih edilen bölümlerde ne kadar erken kayıt yaparsanız o kadar iyi olur. Bunun yanında üniversitelerin erken kayıt indirimlerinden de yararlanmak için erken kaydı sizlere öneriyoruz. Özel üniversitelerde peşin ödeme yaparsam burs alabilir miyim? Üniversiteden üniversiteye değişmekle beraber bazı üniversiteler peşin ödeme, kardeş indirimi gibi bazı indirimler yapmaktadır. Bunun yanında acente indirimi dediğimiz bazı indirimler de vardır. Unsur Education Agency, üniversite ücretinin peşin ödemelerinde %60'a varan indirim seçenekleri sunmaktadır. Daha detaylı bilgilendirme için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Özel üniversite fiyatları ne kadardır? İşletme, uluslararası ticaret, mühendislik gibi bölümler senelik $2000'dan başlayıp üniversite kalitesi ve eğitim diline göre $12000'a kadar yükselmektedir. Tıp, eczacılık ve diş hekimliği gibi bölümlerse $9000'dan başlayıp üniversite kalitesi ve eğitim diline göre $25000'a kadar yükselmektedir. Tabii ki bu fiyatlar ortalama fiyatlar olduğu gibi daha detaylı ve güncel bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Unsur Education Agency özel üniversitelerde başvuru ücreti alıyor mu? Kayıt aşamasının ilk adımı üniversiteye başvuru yapıp ön kabul mektubu almaktır. Öğrenci gerekli olan belgeleri ekibimize gönderdikten sonra istediği üniversitelerden öğrenciye özel indirimlerle beraber takribi 5 gün içerisinde ön kabul mektubu alırız. Kabul mektubu alınması ve kayıt hizmetleri öğrencilerimiz için ücretsiz yapılmaktadır.
ön kabul ve kayıt aşamalarının ekibimiz tarafından yapılması, öğrenci ve aile için bu sürecin sorunsuz tamamlanmasında kolaylık sağlamaktadır. Unsur Education Agency, 2017 yılında eğitim danışmanlığı alanındaki faaliyetlerine başlayan Türk danışmanlık firmasıdır. Uzman ve deneyimli personeli ile ilk basamak olan ülke ve okul seçiminden, vize işlemleri, üniversite tanıtımları, ikamet ve sağlık izinleri, dil kursları, ulaşım hizmetleri, denklik belgesi, özel indirimli fiyatlar ve eğitim süresinin sonuna kadar her zaman maddi ve manevi en iyi fırsatları ve olanakları sunmak için çalışmaktadır. Umarım verdiğimiz cevaplarla size yardımcı olmuşuzdur. Türkiye'deki eğitime dair en güncel ve pratik bilgilere ulaşmak ve özel üniversitelerle ilgili daha detaylı bilgi almak için kanalımıza abone olup bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ve aklınızdaki sorular için yorum yapabilir ve iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.